Evet sevgili izleyicilerimiz, bir ürünün yetişmesi için en önemli etkenlerden birisi de o ürün eğer ki tohumla yetişiyorsa tohumun çok kaliteli olması gerekir. Çünkü sağlıklı bir ürün, uzun vadeli bir ürün, yaşatılabilir bir ürün istiyorsanız o zaman tohumun nereden nasıl alınmasını ve kalitesine önem vermeniz gerekir diyorum. Evet, Flower Show'da da çim alanların yetiştirilmesi hususunda tohum sektöründe var olan bir firmadayız. Kendileriyle bir görüşeceğiz. Hangi tür tohumlar var? Ülke iklimine uygun tohumlar var mı? Tabii ki bunların detayı kendisi daha iyi biliyordur. Halit Bey ile birlikteyiz. Evet, Halit Bey, tohum sektöründesiniz. Çim tohumu. Evet. Tabii ki biz çim tohumu üzerinde de konuşacağız ama diğer alanlarda da bir faaliyetiniz var mı? Öyle bir çalışmanız var mı? Ama biz önce çim tohumuyla bir başlayalım. Tabii efendim. Hasan Bey, önce biz Bereket TV'ye çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize tanıdığı için. Şimdi biz biyotek tohumculukla ortağız. Biyotek tohumculuk, Makrogen Grup ve Akademi Tohumculuk olarak 3 şirketimiz var. Bu şekilde çalışma babında biyotek içerisinde sebze tohumları, mısır, ayçiçeği, yonca grubu olan yaklaşık 16 ülke ihracatı olan bir şirketimiz var. Onun haricinde de akademi tohumu olarak tamamen peyzaj sektörüne çalışıyoruz. Amerika'dan çim tohumu ithal ediyoruz. İspanya'dan gübre ithal ediyoruz. Bitki besleme gübreleri, organik gübreler ithal ediyoruz. Türkiye'de önemli olan bir eksikliği kapatmak istiyoruz. Nedir? Kaliteli, sertifikalı, birinci kalite profesyonel müşteriye ürün temin edebilmek. Bunlarla ilgili de Amerika'dan en iyi kalitede çim tohumlarını getiriyoruz. Golf sahaları için, futbol kulüplerimiz için, artı hidroseeding alanında kullanılan, yeni yapılan çok büyük projelerde kullanılan hidroseeding uygulamaları için, işte 3. köprüden tutun da 3. havalimanı gibi, İzmir Körfez geçişi gibi projelerde kullanılacak ve bundan sonra yapılacak Türkiye genelindeki otobanlarda kullanılacak birinci kalite ürünleri Türkiye'ye getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz şu anda bununla ilgili mücadele ediyoruz. Kaliteyi tanıtmak kolay değil, kaliteyi piyasaya alıştırmak da kolay değil. Çünkü kalite pahalı. Fiyatlarla ilgili, merdiven altı firmalarla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar nedir? Kalitesiz malzemelerin piyasada dolaşması. Tabii yeni kanunla beraber tescilli ürünler arttı Türkiye genelinde. Şu anda bizim getirdiğimiz ürün kalitesi Amerika'daki son çıkmış, son variyeteler ve birinci kalite ürünler. Biz bunun üzerine devam ediyoruz ve şu anda ana tedarikçilerimizle yaptığımız bütün çalışmalardan çok olumlu pozitif sonuçlar alıyoruz. Ve bununla beraber de katlanarak müşterilerle ilgili portföyümüz genişliyor Hasan Bey bizim şu anda Türkiye piyasasında. Yani kalite, kalite, kalite. Bizde birinci öncelik her zaman kalite. Ya tabii ki bu çim alanı bir anda kullanıp da yok edilen bir ürün değil. Uzun vadeli, çünkü bir saha üzerinde ciddi bir çalışmanız lazım. Bu uzun soluklu, uzun vadeli bir yatırım veyahut da maliyet gerektiren bir iş olduğu için tohumu, yani onu hemen yap boz, bir sezonluk bir bitki değil. Bu en az 30 yıllık bir devam edecek. Onun için de iyi bir altyapı, bunun akıbetinde de iyi bir tohum seçeneği mutlaka sağlanması gerek. Zaten şimdi profesyonel bir ekibimiz var. Profesyonel bir fabrikamız var. Ve bunun yanında da altyapımız çok kuvvetli. Biz bununla beraber de Türkiye'de olan bir yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. Nedir? İnsanlar nerede hangi tohumu kullanacaklarını bilmiyorlar. Herkes her yerde sanki çim tohumu, her yerde aynı tohum kullanılır gibi bir bakış açısı var. Bu çok yanlıştır. İşte onu soracaktım. Evet. Tabii ki ülkemizin farklı iklim yapısı olmasından dolayı burada siz tohum ayrımını da yapıyor musunuz? Bölge bölge, işte şu bölgede şu tohum, şu bölgede şu tohum daha verimli, daha uzun vadeli olur. Tabii, kesinlikle. Biz şu anda Türkiye genelinde bütün bölgelerde iklimsel olarak bakış açısını değerlendirdikten sonra hangi bölgede, Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Antalya, Karadeniz, Doğu, Doğu Anadolu gibi bütün bölgelerde kullanılacak tohum çeşitlerini biz belirliyoruz ve bunlarla ilgili değişik karışımlar hazırladık. Bu karışımlar çok
büyük deneme ve gözlemlerle yapılmış karışımlardır. Bunu alan müşterilerimize biz direkt bölge neresiyse o karışımı tavsiye ediyoruz ve %100 sonuç alıyorlar. Gölgede kullanılacak türleri ayırdık. Gölgeye dark grass diye bir karışım yaptık. Gölge alanlarda onu veriyoruz. Deniz kenarı için beach grass diye bir karışımımız var, onu veriyoruz. Susuzluğa dayanıklı türler kullanıyoruz. İşte otoban kenarı şevlerde veya zor şartlarda olan yerlerde, bakımı zor yerlerde kullanılması için. Su tasarrufu sağlayan çeşitlerimiz var. Çok evet, ciddi. Çok pardon, bunu da çok soruyorlar. Hani hiç su istemeden yeşeren çim varmış diye. Ya böyle bir şey yok ama hani az suyla yaşayabilen bir çim vardı. Kesinlikle var. Şimdi normalde baktığımız zaman az suyla yetişen bitkiler olabilir ama hiç su vermeden bir bitki yetişmez. Şimdi o olmaz. Kesinlikle. Ya olmaz. O bakış açısı yanlış. Şimdi burada olması gereken susuzluğa az dayanıklı. Yani susuzluğa dayanım yüksek fakat az su isteyen türleri seçmek. Bu da nedir? Mesela yanımızda mesela Titanium LS var burada. Mesela bizim çeşidimiz Amerikan çeşidi Festuca arundinacea, tal fescue. Bu mesela bu tür rizomlu bir türdür arundinacea'larda. Susuzluğa dayanımı çok yüksektir. Bunu ektiğiniz zaman karışım içerisinde kullandığınız zaman otomatikman kullandığınız, harcadığınız su masrafı yarının altına düşer. İşte önemli olan budur. Belediyelerin bu türleri seçmesi lazım. Mesela, ama yeşil dokuda bir farklılık yok. Yok, doku mükemmel. Koyu yeşil, nefis, ince dokulu bunlar. Artık kalın dokulu tekstür de yok. Hı hı. Yani bunu kullandıkları zaman süper sonuç alırlar. Özellikle belediyelerin bunları tercih etmesi lazım. Belediyeler ince tekstürlü türleri tercih ediyorlar. Yanlış. Belediye için bakımı kolay olan türler, suyu az isteyen türler olması lazım. Değil mi? Tabii ki bunlara dikkat etmeleri lazım. Ama maalesef agrostis istiyorlar mesela. Çok değişik zor türler istiyorlar. Bunlar yanlış. Yani bunlar hem fiyatı yükseltiyor hem de bakımı çok zor oluyor. Sıkıntı yaratıyor onlar. Halbuki bu türleri ekseler otomatikman hem az su kullanacaklar hem de bakım maliyetleri çok aşağı düşecek. Bunlar da işte bizden bu şekilde bilgi almaları lazım. Ama biz herkese ulaşamıyoruz ama sizin sayenizde inşallah çok insana ulaşacağız. İnşallah, çünkü bizim kanalımızın ismi Bereket. Bu bereket size de yansır diyelim. İnşallah. Bize de bereketli olacağını düşünüyorum ben Hasan Bey. Oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sadece şunu sorayım. Çim tohumunun dışında başta da söylediniz. Diğer hububat tohumlarından da bünyenizde böyle bir... Kesinlikle. Biz biyotek tohumculukla ortağız. O yüzden bizim bünyemizde sebze tohumlarından tutun mısır, yonca, ayçiçeği, agro, domates her şeyi var. Yani biz de bu türlerle ilgili her zaman ulaşabilirler. Onlara birinci kalite mükemmel ürünler sunarız. Evet, iyi fuarlar diliyoruz oğlum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Hasan Bey. Sağ olun. Sağ olun.